Efendim ailece de şimdi sosyal medyanın çocuk iletişimine etkilerinden söz edeceğiz. Kiminle konuşacağız? Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi, Üst Çözüm Müdürü, Doçent Doktor Sayın Aylin Tutkun Ünal hocamız telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz hocam? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun, var olun. Sosyal medyanın çocuk iletişimine etkilerini konuşacağız ama öncesinde Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla birlikte bir kitabınızı görüyoruz. Sosyal medya psikolojisi, hayırlı olsun diyelim size. Teşekkür ederim. Sosyal medyanın psikolojisini Üsküdar Üniversitesi'nde psikoloji doktora programında öğrenim gören klinik psikolog arkadaşlarımızla birlikte oluşturduk. 21 bölümden oluşuyor. Hı hı. Böyle güncel bir kitap. Hı hı. Ve orada da araştırmalar var yine. Bugün de yine çocuk iletişimini konuşacağız. Hı hı. Orada da bazı kavramlar var. Bahsedebiliriz yayında isterseniz. Tabii ki, tabii ki hocam. İsterseniz hocam, şu anda çocuklar, dijital dünyaya doğan çocuklar nasıl bir hayatı yaşıyorlar? Bunu konuşalım. Bizim dönemimize baktığımızda, bizim dönem deyince çok da eskilere gitmeyelim tabii, yani yaşımızı da o kadar da ileride değil belki, ama bundan 20 sene öncesinde sokağa çıkar, akşam ezanına kadar terler, oynar, mutlu olur ve eve dönerdik. Sonrasında yani dünya umurumuzda olmazdı, oldukça mutlu olurduk, ama şu anda çocuklarımızın böyle bir ortama girmesi çok mümkün görünmüyor. Mutluluk arayışı dijital ortamlarda. Ne kadar şanslılar, ne kadar şanssızlar bilemiyorum. Sizin yorumunuzu merak ederim. Evet, dünya genelinde aslında baktığımız zaman özellikle çocuklardan çok fazla bahsediyor istatistikler. Özellikle YouTube kullanımı. YouTube kullanan çocukların oranı Avrupa'da özellikle 8-11 yaşa indirgendiği. Mesela İsviçre'de 9-18 yaş olduğu, yani ülkemizde de yine 20 yaş ve altı bizim araştırmalarımızda oldu. Çocukların çok yoğun bir şekilde YouTube kullandığı bahsediliyor, bulgulanıyor. Bizde özellikle ilköğretim ikinci kademede YouTube kullanımı çok yaygın. Yani öğrencilerle yaptığımız araştırma oldu yakın zamanda. Hı hı. Orada özellikle birinci sırada kullandıklarını belirtiyorlar. Yaş arttıkça mesela liseye doğru gittiğimiz zaman öğrencilerde Instagram kullanımı yaygınlaşıyor. Hı hı. Bu istatistiklerden neden bahsediyoruz? Hı hı. Çünkü çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımı gerçekten çok yaygın. Çok fazla günün bir bölümünü orada geçiriyorlar. Ve bu da işte sosyal medya bağımlılığına yol açıyor. Ve diğer yanda çocukların kimlik gelişimi, kişilik gelişimini olumsuz etkiliyor. Mesela pek çok araştırmada YouTube kullanan çocukların fenomenleri taklit ettiğini ve artık günlük yaşantıda onlar gibi davranış göstermeye başladığı belirtiliyor. Bu yüzden çok sakıncalı. Bunun telafisi olmayabilir. İleriki yaşlarda bunun izleri kalabilir. O yüzden kişilik gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkiliyor çocukların. Evet. Dolayısıyla ailelerde de işte bu bilgilerde mesela şöyle işe yarayacaktır. Hı hı. Medya okur yazarlığı tavsiye ediyoruz. Sosyal medya okur yazarlığı, yeni medya okur yazarlığı, dijital okur yazarlık gibi kavramlar meydana çıktı. Onlar şöyle söylüyor. Hem kendi sosyal medya kullanımınızı sınırlandırın ama hem de çocukları kontrol edin. Mesela işte çocukların nerede, ne zaman, hangi mecrada ne yaptığını bilmesi için bir ailenin bunlardan da haberdar olması gerekiyor. O yüzden istatistikler bu anlamda yol gösterici oldu bize. İlköğretim ikinci kademe yaşı gerçekten hani baktığınız zaman küçük bir yaş grubunu temsil ediyor. Kesinlikle. Sosyal medya kullanımlarını sorduk biz mesela günde kaç saat kullanıyorsunuz, hı-hı, diye çocuklara. Onlar 1-3 saat daha yaygın olmasına rağmen ama %20'ye yakını da 4-6 saat diyor. Bu gerçekten günün çok fazla bir bölümü. Kesinlikle. Çok yani ciddi. Günde 4-6 saat sosyal medyadan YouTube kullanması İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine gerçekten çok fazla. Bunun ileride önlem alınmazsa büyük problemlere yol açabileceğini söyleyebiliriz. Evet. Bunu liseye doğru gittiğiniz, evet, zaman da biraz da böyle ergen grupta beğenilme arzusu ön plana çıkıyor. Onlar da Instagram'ı çok kullandıklarını, fotoğraf, video paylaştıklarını söylüyorlar.
Onlarda 7 saatten fazla kullandığını belirten de %20 bir grup var. Yani bu oranlar gerçekten hani fazla. Ve burada hani medya okuryazarlığın önemi bir kez daha gündeme gelmiş oluyor. Kesinlikle. Hocam bu sosyal medya mecraları bizi o kadar iyi tanıyorlar ki, insan beynini o kadar iyi biliyorlar ki, orada zaman harcamamıza yönelik çalışmaları çok profesyonel, çok başarılı. Az önce Instagram ve YouTube'dan bahsettiniz. Aşağı yukarı mantıkları aynı. Bir videoya girdiğinizde ya da bir fotoğrafa baktığınızda beğendiğiniz bir fotoğrafın eşdeğerleri, benzerleri sürekli karşınıza çıktığı için o videodan, o fotoğraftan, o sayfalardan çıkamıyorsunuz. Bunlar da bilinçli bir şekilde yapılıyor herhalde. Evet, orada da bilinçli arka planda işleyen algoritmalar var. Hı hı. Bunlar daha çok böyle büyük veri madenciliğinin aslında böyle alanları ve bu noktada sosyal medyaya kaydı bu alanlarda. Hı hı. Oradaki videolarda özellikle bizim estetize edilmiş şiddet dediğimiz bir kavram var. Mesela hı. Çocuk oraya giriyor, videoların işte video oyunlarının şeylerini izliyor. Mesela parodileri deniliyor onlara. Yorumları veya eğlenceye çevrilmiş halleri, farklı versiyonları sunuluyor. Orada çocuk eğlence amaçlı girdiği halde arka planda şiddete maruz kalıyor. Aslında eğlenmiyor. Yani eğlenceli bir maksatla girdiği halde bir süre sonra ruh hali bozuluyor, sinirleniyor, rahatsız edilmek istemiyor, strese giriyor. Rahatsız ettiğiniz zaman bağırıyor, tepki veriyor ve bu artık günlük rutin davranışlarında da yansımaları oluyor. Bu estetize edilmiş şiddet dediğimiz, yani eğlence amaçlı aslında sunulan videoların arka planına yerleştirilmiş şeyler. Bu şey mi hocam? Farklı unsurlar, farklı duygular var. Hatta buna en uç bariz örnek şey verebiliriz. Mesela oyun videosu izledikten sonra intihar eden çocuklar var değil mi mesela? Hani bazı mavi balina gibi oyunlar gündeme geldi bir ara. Evet, evet. Bunun çok fazla muadilleri de var. Yani baktığınız zaman oyun videolarını işte kontrol etmek gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir süre sonra sırayla izlerken başka videolar çıkıyor. O yüzden mesela burada ailenin kontrol etmesi gerekiyor. Hangi videoyu izliyor? Hı hı. Bir süre sonra o videodan çıkıyor, başka şeyler de devreye giriyor. Yani şu an hatta günümüzde online toplantılarda da bu şey gündeme gelmeye başladı. Daha kontrollü olun, eğitim amaçlı kullanırken. Çünkü birden işte farklı amaçlı bir şey çıkabiliyor, yani şiddet unsuru taşıyan. O zaman hocam sosyal medya çocuklar ya da gençler ya da bizler, sosyal medya biraz bizim kafamızı dağıtacak, biraz bizi rahatlatacak, özgür bir ortamda geziyoruz, dolaşıyoruz diye düşünürken, tam tersine özgür olmadığımız, tutsak olduğumuz, bizi yönlendiren ve bağımlılık yapan ve depresyona iten bir ortamdan söz ediyor gibiyiz. Evet, bunun fazla kullanımı, yani sınır koyulamaması, işte depresyon, bağımlılık veya hatta yalnızlık, bu gibi duyguları sokabiliyor kullanıcıları. Hı hı. Özellikle bağımlılıkla ilişkisine çok fazla bakılıyor sosyal medyanın. Biz bir araştırmada beğeniyi de sormuştuk, hatta böyle beğeni toplamak istiyor mesela çocuklar, gençler. Beğenilmek, sevilmek, ait olma ihtiyaçlarını sosyal medyadan karşılamaya başladılar. Hı hı. Mesela bir fotoğraf paylaşıyor ve onu işte ne kadar beğenildiğini problem ediyor işte, veya beğeni alamadığı zaman beğeni satın alıyor. Hatta öyle bir piyasa oluştu şimdi. Doğru, doğru. Ve kendini rahatlatıyor. Bu bağımlılıkla ilişkisi var. Özellikle 4 saat ve üstü sosyal medyada vakit geçirenlerde bu özellikler daha sık görülüyor. Bu da farklı bir problem, ama bunun dozajında olması aslında problem değil. Yani burada sınırlandırmak çok önemli. Çünkü hani beğenilmek istemek, işte sevgi, sevilme ihtiyacı, bu gibi durumlarda bir problem yok. Hani biz bunu sosyal medyada arayabiliriz. Ama aşırıya kaçtığımız zaman, işte günlük rutin işleri aksatmak, günde 4-6 saat, 7 saat orada vakit geçirmek ve günlük yaşamın yerine orayı koymak. Yani günlük yaşamdaki mutluluğun yerine orası veya sosyal hayatın yerine oradaki medyayı koymak problem haline geliyor. Evet, evet, ne yazık ki. Hocam bir de gördüğümüz şeylerden birisi de şu, gençlerimize, çocuklarımıza baktığımızda sosyal medyada çok vakit geçiren bireyler özellikle bir zaman sonra bomboş bakıyorlar.
Yani böyle bir gözünün feri sönüyor tabiri caizse. Zombi gibi oluyorlar, mankurtlaşıyorlar. Acaba bu çocuklarda bir otistik bulgular mı var? Bu çocukların zihinsel manada bir sorunu mu var diye düşünmeden de edemiyoruz. Sosyal medyanın böyle bir etkisi de var mıdır? Eğer böyle bir gidişat varsa, bir sorun varsa neler yapmak gerekir? Bunu da merak ederiz. Şimdi duygusal yayılım diye bir konu var. Yine bahsettiğiniz konu bununla ilgili. Sosyal medyada nasıl ki hani günlük yaşamdaki ruh halimizi aynı ortamdaki kişiler etkiliyor. Mesela işte birisi çok mutluyken biz de mutlu oluyoruz. Aynı odada veya aynı evdeki aile içinde, değil mi? Mesela bir birey geldiği zaman eve mutsuzsa bir süre sonra diğer aile bireylerinin de modu düşüyor. Veya sevinçliyse herkes mutlu oluyor. Bunun yansımaları aynı şekilde deneysel olarak bulgulandı. Sosyal medyada da bu paylaşılan içeriklerin barındırdığı duygular çevrim içi olarak yüksek etki gösteriyor. Mesela bir paylaşıma baktınız. Eğer çok olumsuz, ruh halinizi bozan, işte şiddet içerikli veya çok fazla hastalıkla ilgili haberleri okumak, videoları izlemek bir süre sonra bizim ruh halimizi, dengemizi bozabiliyor. Aynı şekilde. Evet. Ve işte hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz falan. Yani artık oradan çıktıktan sonra yaşantınıza devam edemiyorsunuz. İşinizi yapamıyorsunuz. O hale koyabiliyor. Şimdi bunu çocuklar veya gençlerde işte bahsettiğimiz zaman az önce söyledik, istatistikler işte 7 saate kadar oradan çıkmak istemiyor. Bir süre sonra artık böyle dediğiniz gibi kala kalmış bir birey meydana gelebiliyor. Yani hiçbir şey yapmak istemeyen. Böyle sadece oradaki bir sanki orada nefes alıp veriyor. Yani artık 7 saat orada geçirmek çok fazla çünkü. Oradaki yaşantısı var da sanki oradan çıktığı zaman yaşantı devam etmiyor, durmuş gibi. O kadar kendini kaptırıyor. Burada sınır koymak çok önemli. Birden bu kişilerden sosyal medyayı çekip aldığınız zaman da problem olur. Hani bu bağımlılıktan bahsediyoruz çünkü. Nasıl ki yani diğer madde veya işte diğer davranışsal bağımlılıklarda birden yok etmiyorlar, değil mi? Azaltarak giderek dozajı azalıyor ve böyle yok ediyorlar. Aynı şey burada hatta daha tehlikeli çünkü interneti hayatımızdan çıkartmamız mümkün değil. Doğru. Yani direkt yok ederim bilgisayarı, yok öyle bir şey. Yani işi veya çocuk işte şu anda bakın uzaktan eğitim var. Evet. Orada olmak zorundayız. İnternet bilgisayar dünya dönmüyor gibi hale geldik. O yüzden kullanımı sınırlandırmak, azaltmak ama yok etmek değil. Yani bunu önerilebilir. Evet. Ailelerin dijital medya okuryazarlığını arttırması gerekir. Yani çocukların nerede ne yaptığını anlaması için ailenin, anne babanın da biraz bilmesi gerekiyor. Mesela YouTube'a, Instagram'a, Facebook'a bunlara nasıl giriliyor? Hani neler yapılıyor? Biraz oralara kullanabiliyor olurlarsa eğer karşılarına ne çıkacağını da tahmin edebilirler. Diğer yanda aslında öğrenme taklit ile olur. Yani bunu vurgulamak lazım. Eğer siz anne babalar mesela işte evde telefonla devamlı vakit geçiriyor ve çocuklarla hiç konuşmuyorlarsa o zaman çocuğun da farklı davranmasını bekleyemeyiz. O yüzden önce kendimize de tabii ki çeki düzen vermemiz gerekiyor. Çocukla iletişimi arttırmak, sosyal ortamı arttırmak, yüz yüze vakit geçirdiğimiz hobilerimizi arttırmak, yani ortak bir şeyler yapmak bu kullanımı sınırlandırabilir, azaltabilir. Yoksa sıkıntıdan da çocuk sıkıldığı için, iletişim kuramadığı için oradaki iletişimi tercih edecek. Evet evet. O da gerçek bir iletişim olmuyor sanki hocam. Bunu birkaç kez daha dile getirdik. Günlük hayatta yüz yüze iletişimde konuşamayan, kendini ifade edemeyen çocuklar sosyal medya mecralarında fenomen olabiliyorlar. Rağbet görebiliyorlar. Çok fazla beğeni alabiliyorlar. Yani orada sanal bir ortamda çok güzel iletişebilirken gerçek ortamda bunu kaybedebiliyorlar. Bu da bir başka sorun olsa gerek. Evet, bir de şimdi günlük yaşantıda işte bu bahsettiğimiz durumlar da olabilir. İşte anne babayla yeterince iletişim kuramıyordur. Sosyal çevrede sosyal becerisi çok fazla yoktur mesela çocuğu. O zaman sosyal medyada olmak istediği gibi kendini gösterebiliyor. Yani bu platformlar da bu kişilere çok cazip. Ve orada işte kendi istediği gibi mesela çok sosyal, çok karizmatik. Hatta işte bu
şeyleri daha çok kullanıyor genç gruplar. Filtre programları, böyle makyaj falan yapıyorlar. Evet, fotoğraflarda evet. Mesela inceltme yapıyorlar. Evet. İstedikleri bu bedensel görüntüye de ulaşabiliyorlar orada. Hem beğenilme arzusu hem de bu işte bedenle ilgili kendilerini istedikleri şeye sokmaları, istedikleri aslında şeyi oradan elde edebiliyorlar. O sevgi, sevilme, ait olma ihtiyacı, beğenilme ihtiyacı, bunları oradan karşılıyorlar. İşte bunu günlük yaşantıya şey yapmak lazım, yani dengelemek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çocuklarımızı o zaman çok sevmemiz lazım, onlara kıymet vermemiz lazım. Sosyal medyada bu ihtiyacı ararlarsa sonu pek hayra varmayabilir sanki hocam. Evet, bir de şey, güven duygusu çok önemli. Mesela güven duygusu ailede başlaması lazım. Yani güven iletişimi, güven tabanlı iletişim kurmak ailede çok önemli. Eğer çocuk bu iletişimi kuramıyorsa, anne babadan yeterince ilgi göremiyorsa, o zaman sosyal medyada başkalarına güvenmek istiyor. Yani orada iletişim kuruyor, arkadaşlıklar kazanıyor. Ve bir süre sonra özellikle bu çocuklarda ve ergen yaş gruplarında hayır diyememe de ortaya çıkıyor. İşte mesela istemediği bir şekilde işte fotoğraflarını işte istiyorlar, o da gönderiyor. Ve işte orada hayır diyememekten kaynaklanan, yeter ki ben o ilişkiyi kaybetmeyeyim veya o arkadaşlığı kaybetmeyeyim diye istemediği şeylere de zorlanıyor. Siber zorbalığı da çok aslında açık bir mecra oldu, yani sosyal medya. Ne yazık ki. Bu anlamda da dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi çocukları işte sevmek, iletişim kurmak, vakit ayırmak, bu sosyal ortamlarda işte özellikle açık havada veya işte akşam evde otururken sohbet etmek, bunlar çok önemli gerçekten. Yani bunları kesinlikle. Yapmazsak sosyal medyadan, yani olumsuz etkilerinden sakınmak mümkün olmaz. Kesinlikle. Az önce kısaca bahsettiniz hocam. Son olarak o konuya biraz değinmenizi rica edeceğim. Şu anda pandemi koşulları, salgın koşulları çerçevesinde çocuklar uzaktan eğitime devam ediyorlar. Ama bilgisayar başındalar. Sanki biraz kontrol etmek gerekiyor. Bilgisayar başında dersteler mi yoksa farklı bir ortamdalar mı? Bunun farkına varmak ve arada bir kolaçan etmek gerekiyor herhalde. Çünkü aynı zamanda dışarıya çıkamıyorlar, arkadaşlarıyla sosyalleşemiyorlar. Bir ihtiyaç da var. Bu ihtiyacı atmak kolay değil. Bundan dolayı yanlış yapabilme dürtüsü biraz daha fazlalaşabiliyor. Bu dönemde biraz daha dikkatli olmakta fayda var gibi. Ne dersiniz? Evet, yani özellikle dediğimiz gibi yani farklı işte sosyal medya mecralarına kaymak, işte hemen sıkılıp dur bir video izleyeyim, bunlar yapılabilecek şeyler, olası durumlar. Ailelerin kontrol etmesi iyi olacaktır, yani bu özellikle küçük yaş grubunda az önce bahsettiğimiz gibi dünya genelinde, yani 8-9 yaşa düştü. Birinci sırada YouTube kullanıyor herkes, yani çok fazla talep var. Sıkıldığı zaman oralara kaçma ihtimali yüksek çocukların, kontrol etmek gerekiyor. Ama çocuğun da burada işte bilinçlilik kazanması önemli. Kendi kontrolünü yapmasını öğretmemiz gerekiyor aslında. Evet, evet. Yani bir şey çok yapma demek de aslında cazip geliyor değil mi? İşte çok yasak koymak. Hı hı. Biz kendimizi sınırlandırıp çocuğa da bunu vermek lazım. Ama bunların hepsinin çözümü tamamen iletişim kurmak. Yani yüz yüze iletişimi, güven ortamını, iletişimini eğer doyumu alabilirse çocuk aileden, daha hani orada çok mutluluk aramayabilir yani. Zaten mutludur orada, ben biraz da eğleneyim mutluluğum. Daha çok sıkıntıdan çünkü kullanımı fazla abartıyor. Evet, evet, evet. Kişiler. Yani böyle bir durum var. Kesinlikle, kesinlikle. Az önce bahsettiğiniz konu da oldukça önemliydi hocam. Onu da kısaca hatırlatalım. Tamamen yasaklamak da mümkün değil ve doğru da değil. Mutlaka bir dijital okur yazarlık konusunda hem kendimizi hem de çocuğumuzu eğitmemiz gerekiyor. Bu da böyle bir ortamda olması zaruri bir eğitim olsa gerek diye düşünüyoruz. Evet, burada yani özellikle hani burada sadece çocukları değil, büyüklerin de, yani her yaş grubunda herkesin kendini bir kere bilinçli kullanıcı haline getirmesi, bu becerileri kazanması gerekiyor. Hı hı. Bizler zaten hani örnek oluyoruz çocuklara. Eğer kesinlikle kendimizi düzeltmezsek çocuk da yani düzelmez. Dediğimiz gibi yasak koymak ters tepebilir. Yani hı hı. Tamamen onu hayatından çıkartmak çok tavsiye edilecek bir durum değil. Hı hı. Bunu işte evdeki ortamı arttırıp onu da sınırlandırarak ortasını bulmakta fayda var.
Sonuçta yani yeni medya devrindeyiz şu andayız. Yani biz şu anda eğitimleri de orada internet tabanlı yürütüyoruz. Yani interneti içindeyiz. Evet var, kabul etmemiz gerekiyor. Ama dediğimiz gibi de durumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yüz yüze iletişimi mutlaka aksatmamakta fayda var. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık hocam. Size de kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.